şehrimizi nasıl etkiler bu seçim sonucu? Vallahi emeklilere verirse biraz AK Parti'nin alacağını düşünüyorum. Ama emeklilere vermezse azıcık zor olacak. Seçilecek belediye başkanından ilk ne yapmasını beklersiniz? Hiçbir şey yapmıyorlar. Seçim zamanı geliyorlar, gözeli hala evlere giriyorlar. Seçim bitti miydi de bir daha semtine uğramıyorlar. Hepsi fasafisi, palavra. İyi yönde etkilenmesini tavsiye ediyorum. Seçilecek belediye başkanından ilk ne yapmasını beklersiniz? Eksiklikleri gidersin yeter. Onlar da biliyor ne eksik olduğunu. AK Parti yok, öbürleri var. Geleceğini çok güzel etkiler. Yeni hedef, yeni şans diyorum. Bir sefer de Asım Arık kazanır burada diyorum. Yeni gelecek belediye başkanından ilk ne yapmasını beklersiniz? Her tarafa yol ve su vermesini isterim. Ondan sonra her tarafa dolmuş ihtiyacını, temizlik ihtiyaçlarını, herkese standart davranmasını isterim. Sizce Nevşehir'in en büyük sorunu nedir? Dolmuş sıkıntısı var caddelerine, temizlik sıkıntıları var. En sıkıntısı o. Seçimleri sizce şehrimizin geleceği nasıl etkiler? Vallahi hiç bilemiyorum ben. Nasıl etkileyeceğini, nasıl etkilemeyeceğini bilmiyorum kuzum. İnşallah iyi olur. Gelecek belediye başkanından ilk ne istersiniz, ne yapmasını beklersiniz? Vallahi her taraflar berbat, hiç bakmıyorlar. Herkes demiyorlar ki, oturan başlıkları, milletvekilleri Nevşehir'imizde bir iş yeri açalım demiyorlar. Hükümetten istemiyorlar, başkandan istemiyorlar. Herkes keyfine göre o çalışıyor. Hiç değişen bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Belediye başkanı devam eder. Gelecek belediye başkanından ilk ne yapmasını istersiniz? Vallahi ben memleketin yabancısıyım. Ayrıca depremzedeyim, Elbistan, Maraş Elbistan. Bilmiyorum yani. Hayırlısı olsun diyelim. Bu kadar çok sorunu var ki. Hangi birini sayalım ki? Trafik sorunu, park sorunu, çevre yol sorunu, hepsi var. İnşallah iyi olacak. Yani hangisini seçeceğiniz diye soruyorsanız onu da söyleyebilirim. İnşallah Doktor Bey tekrar gelecek. Desteğimiz ona. Gelecek belediye başkanından ilk ne yapmasını istersiniz efendim? Onu söyleyeyim. Baştan hemen şu arka mahallemiz var ya. Çarşının dükkanlarının genişlemesi için baştan buranın bir çözümünü istiyorum Doktor Bey'den. İnşallah bunu yaparsa memnun oluruz. Yani şu anda Nevşehir'in en önemli yeri bu arkadaki sokak. Oranın bir yapılandırmaya girip güzelce dükkanların falan bir yapılması gerekiyor. İnşallah onu bekliyoruz. En önemli benim gözümde şu anda o. Bir ekonomiklere ne ekleyecek? Hayat pahalı. Gelecek belediye başkanından ne gibi bir beklentiniz olur? Belediyeden ne beklentim? Belediyede parası yok ki zaten belediyelerin. Ne yapalım? Şehrimizin en büyük sorunu nedir sizce? Vallahi ben burada geçici oturuyorum 6 ayda. Burada abi ulaşım sorunu var. Baksana buraya arabayla gelemiyoruz. Ben yabancıyım burada da. Vallahi adamların çalışmasına bağlı. Çalışırlarsa olur, çalışmazlarsa yerinde kalır. Ne diyorum? Gelecek belediye başkanının ilk ne yapmasını istersiniz? Vallahi en başında şu yaya kaldırımlarının düzenlenmesi lazım. Bu şeylerdeki hani yaya şeylerinde kaldırımlardaki esnafların tüm malzemeleri ortada. Buraya yaya kaldırım için yapılmış herhalde. Esnafların öyle tüm malzemelerini yol atmaları için değil. Onun dışında yol içinde bile arabaların park edeceği bir yer yok. Bunları bu belediyenin zabıtaların hem görmesi lazım. Ya da başkanın boş zamanlarda bir gelip görmesi lazım. Sizce şehrimizin en büyük sorunu nedir? Bu çeşit şeyler yani. Doğru düz şey yok. Adını sen getir. Araba parkı yeri yok. Hani şehir içerisinde düzgün bir şekilde arabanın park edeceği bir alan yok. Vallahi ben bu şehirli değilim. Ben kaymaklılıyım. Hayırlı etkilesin şimdi. Kaymakla ne beklentisi var. Zaten kim gelse herkes perişan. Emeklinin hali öyle. Kim gelse ne yapacak? Hepsi aynı. İkisi de aynı. MHP de aynı. AK Parti de aynı. İkisi de aynı olduğu gibi ikisinden ne bekleyeceksin?